Cumhuriyet, ülkemizin yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde halk kendini yönetecek kişileri seçer ve yönetimde söz sahibi olur. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk milleti birçok hak ve hürriyete kavuşmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar milletvekili, belediye başkanı, muhtar olma hakkı kazandı. 2. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındı. 3. Cumhuriyetle birlikte eğitime daha çok önem verildi. 4. Eski harfler kaldırılarak bugün kullandığımız yeni Türk alfabesi kabul edildi. Birinci etkinlik, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız demiş. Sahip olduğumuz birçok hak ve hürriyete nokta nokta sayesinde kavuştuk. Cumhuriyet. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhuriyetle birlikte nokta nokta yönetimde söz sahibi olduğu halk Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının görevidir. Cumhuriyetten önce nokta 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 seçme ve seçilme hakkı yoktu kadınların. Cumhuriyet nokta nokta tarihinde ilan edildi. 29 Ekim 1923. Cumhuriyetle birlikte nokta nokta ve nokta nokta eşitliği sağlanmıştır. Kadın, erkek. Bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızdır. Şeklinde yapabiliriz. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde Cumhuriyetle birlikte kazandığımız hak ve hürriyetlerden hangileri anlatılıyor? Bu hak ve hürriyetler olmasaydı hangi zorlukları yaşardık? Seçme seçilme hakkı. Seçme ve seçilme hakkı. Bizi yönetecek kişileri seçemezdik. Seçme beğenmediğimiz yöneticileri seçimle değiştiremezdik. Şeklinde yazabiliriz.
İkinci resim seyahat hakkı. Dilediğimiz zaman dilediğimiz yerlere gidemezdik şeklinde yazdım. Alfabemiz konuştuğumuz dille yazdığımız yazı dili farklı olurdu. Başka bir milletin yazısını kullanıyor olurduk. Evlenme ve boşanma hakkı. Bu hakla birlikte kadınlar da boşanma ve evlilik te söz sahibi oldular. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki deseni boyayınız. Desenin ortasına bir Atatürk resmi yapıştırınız demiş. Dördüncü etkinlik. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bizleri birçok hak ve hürriyete kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk'e neler söylemek isterdiniz? Yazı alanına yazınız. Bizlere bu hakları verdiğin için çok teşekkür ederim. Seni hiç unutmayacağız. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın senin bize bıraktığın bu ülkeyi
sonsuza kadar koruyacağız. Şeklinde yazabiliriz.